teşekkür ederim. Evet, belgeleri takdim etmeden önce her zaman olduğu gibi bir aylık belediyemiz çalışmalarından size kesitler sunacağız. Bir büyük projemiz var. Şarjıma Belediye Kompleksi bu dönemin en önemli eserlerinden biri olarak şu anda inşaatlarda son aşamaya gelmiş durumdayız. Umuyorum yeni yıl girmeden belediyemiz bu binaya taşınmış olacak. Çalışmalar bir hayli ilerledi. Oradan resimler görüyorsunuz. Evet, cephe de bitmek üzere. Bu da yine belediye binamızın yakınında belediye evleri ve sonradan yaptığımız vade evlerin hemen bitişiğinde nehir kenarında içinde kapalı yüzme havuzu barındıran büyük bir kompleks, bir spor tesisi. Bunun da kaba inşaatı, o da yine çok uzun sürmeden, önümüzdeki yıla sirayet etmeden onun da kaba inşaatını bitirmiş olacağız. Çok beklenen bir projemiz, çarşı merkeziyle hastane bölgesini birbirine bağlayacak olan asansör projemiz. Bununla da ilgili her türlü hazırlıklarımız tamamlandı. Burayı da yani diğer bu bahsettiğim iki inşaattan çok daha önce yetişirse Cumhuriyet Bayramı'na hizmet açmayı planlıyoruz. Bu da bitmek üzere. Evet, hastane bölgesine bağlantı finiküler sistem dediğimiz. Şu anda belediyemizin nehir kenarında bulunan garaj ve itfaiyesi çok sağlıklı koşullarda değil. Doğantepe dediğimiz su depolarının olduğu bölgeye 18 imar çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz araziye itfaiyemizi modern bir binaya taşıyoruz. Bina bitti gibi bir şey. Hemen bunun karşısına da temizlik işlerinin görev yapacağı bir müdürlüğümüze ait yine aynı tarzda bir bina. Bu da hemen bu ay içinde hizmete girmiş olacak. Dolayısıyla biz o nehir kenarındaki eski garaj dediğimiz bölgeyi de temizlemiş olacağız. Ve oraya da bir şahsiyet, hüviyet kazandıracağız. Bu gördüğünüz konstrüksiyon da köylü pazar dediğimiz yerin hemen bitişine yapılan giyim pazarcılarını almayı planladığımız ve aynı zamanda bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuara hizmet edecek olan bir yapı, 2500 metrekareye yakın. Bu yapının yapılmasında başta Zonguldak Valimiz olmak üzere Çarcuma Ticaret Odası, Ereğli Ticaret Odası, Çarcuma Organ Sanayi Bölgesi, Ereğli Organ Sanayi Bölgesi, Bakka ve Zonguldak Valiliği'nin katkılarıyla onlardan katkı aldık. Geri kalanı da biz tamamladık. O da bugünlerde hizmete girmek üzere. Ben katkıda bulunan bu değerli kuruluşlara, başta Sayın Valimiz olmak üzere ve Çaycuma Kaymakamımız Serkan Keçeli olmak üzere teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli arkadaşlar, oranın halı sahası, halbuki normalde çöpe atılması gerekirdi. Burada çok güzel yaşam alanları planladık ve uyguladık. Bunlar da kış girmeden halkımızın hizmetine girmiş olacak. Oradan görüntüler görüyorsunuz. Çaycumalılar yıllar sonra Filyos çayıyla buluşmuş oluyorlar. Ben inanıyorum ki bu güzel böyle ferah esintili ortama hepimiz fırsat buldu mu buralara çoluk çocukla beraber buralarda hoşça vakit geçiririz inşallah. Oradan resimler görüyorsunuz. Evet, bu arada derenin tam üzerinde bir kavşak düzenlemesi yaptık. Bu kavşağın da ortasına biliyorsunuz yaptığımız kavşaklara güzel objeler, heykeller yerleştiriyoruz. Bu nedir derseniz çay cumamızın iftiharı Yurtbay şirketinin kurucusu Zeki Yurtbay'ın çay cumadaki kağıt tula fabrikasını revize ederken, modernleştirirken oradan çıkan bir pres bu. Tula presi. Bir sanayi mirası olarak, bir sanayi anıtı olarak
O meydana bunu diktik, dikiyoruz. Sayın Cürk Bey bunu hurda vermek yerine bize hediye etti. Çok ilginç bir şey. Yani onun şu sağ tarafından o presten tuğla çıkıyor. Arkadaşlarımız sanıyorum o tuğlaları da oraya yerleştirecekler. Bu da Çay Limanı'nın hafızasına ait, geçmişine ait bir hatıra. Yine bu bölgede ve başka yerlerde geldiğimiz günden beri sürekli imar yolları açıyoruz. Bu işte garajın içinden geçen o sarı sitenin adı neydi? Burukkent'e bağlayan yol. Buralarda örümcek ağı gibi bütün yolları açtık. Çaycuma'da imar yolu konusunda bu dönemde çok büyük mesafeler kat ettik. Yine o yollardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar, böyle kenarda köşede kalmış yerlere de el atıyoruz. Burası Çaycuma'nın en eski mezarlığının olduğu yer. O makinenin size göre sağ tarafında eski mezarlık yer alıyor. Nihat Kantar Caddesi ile bu Metin Hükbay Caddesi'ni birbirine bağlayan bir kılcal damar diyelim. Bizim hastane yolunda aynı zamanda Nihat Kantar Caddesi'ni bağlayan yollardan biri. Bunları yapmasak da olur aslında. Bunları size kimse siz niye yapmıyorsunuz demez. Ama bunları da ben çok önemli sanıyorum. Yani bu bağlantılar otomobiller içinde, yayalar içinde kestirme yolları olacak. Maltepe Caddesi bunu bağlayan yine şeyde Zoom denen yer var. Onun yanından yukarıya yollar bağlıyoruz. Genel olarak sıkıntımız şöyle bizim. Ana caddelerimiz var. Fakat ana caddelerimizden yana çıkan kılçıklar yok. O yüzden de ana caddelere mecbur kalıyoruz. Bu konularda büyük bir rahatlama sağlayacak. Burası da yine nasıl diyelim sanayiden doğru ana yoldan gelirken Yurtbay Tuğla Fabrikası'na derenin kenarına bağlanan yol. Bu bağlantı yolu da çok berbat bir şekildeydi. Şimdi arkadaşlarım şu anda sanıyorum o yolda çalışıyorlar. Bu da önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak. Ağustos ayında su seviyesinin aşırı ve ani düşmesi neticesinde bir parça sıkıntı yaşadık. Tekrar böyle bir sıkıntı yaşamamak için hemen bir sondajı faaliyete geçirdik. Sanıyorum çok kısa bir süre içinde de onun da su şebekesine dahil etmiş olacağız. Yani Kasım ayı girmeden bu 60 metre derinliğindeki bu kuyu da Çaycuma'ya su vermeye başlayacak. Geçtiğimiz ay çok deneyimli aslen İsveç kökenli bir eğitimci ve onun kızı tarafından okul öncesi çocuklarımıza sanat eğitim vermek üzere bir etkinlik yaptık. 100'e yakın evladımız bu etkinliğe katıldı. Ve ilginç olan şey şu ki atık malzemelerden yani atık olarak çöpe gidecek o plastik, kağıt vesaire malzemeleri bir araya getirerek çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Ve aynı zamanda da hem çevre bilincine oluşmasına sebep olduk. Bir taraftan da hiçbir şeyin atılmayacağını, kullanılacağını da çocuklarımız görmüş oldular. Bir taraftan da el becerilerini de geliştirmiş oldular. Bu çalışmaya Çaycuma'da Kent Konseyimiz büyük destek verdi ve Çaycuma'dan yetişen diğer ressam ve sanatçılarımız da bu çalışmanın içinde oldular. Çok güzel bir paylaşma oldu. Ben tüm katkıda bulunanlara oradan teşekkürlü bir borç biliyorum. Evet, bisiklet bizim amiral gemimiz. Her fırsatta bir kriz ortamında satışa çıkarmak zorunda kaldık. Ama yine de çok güzel ilgi var. Fuarda inanılmaz miktarda ziyaretçi aldı bu maketler. Ve bu maketi de dışarıya para ödemedik. Belediyemizin personeli Burçin Pak çok güzel bir maket yaptı. Binalar kadar güzel öyle diyeyim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bizim de fuardaki standlarımız. İtfaiyemiz de sağ olsun her standta, her fuarda
kendini gösteriyor varlığını. Evet, fuardan görüntü yine. Bu son fuarımız. Devam edelim. İşte milletvekilimizi de görüyorsunuz, Ahmet Çolakoğlu da. Ve ilk fuarımızı 3 tane AK Partili milletvekilimiz teşrif etti. Son fuarımıza da Sayın Ahmet Çolakoğlu da katıldı valimizle beraber. Evet, bu da bölgenin son halinin havadan görünüşü. Gerçekten muhteşem bir manzara. İnşallah yapa yapa ileriye doğru bu proje devam edecek. Çay cumaların nefes alacağı bir bölge olacak. Evet, reklamlardan sonra gelelim. Demekler öndeki belediye personelimizi... Burada tanıtmaya... şey söyleyebilir miyim? Efendim? Bu İKAY binasının falan taşınacağını söylesin. Evet. Yeri falan yapılmış. Bu şehirden biraz uzak olmuyor. Yani şehir merkezinde o konu bile artık oranda değerlendirilebilir. Hani tepede bir yerde, hani şehrin biraz kenarında, çok içeride olmasa da. Yangına müdahale edilir. Yangın müdahalesi için yani uzak düşmeyecek mi veya ayrı bir yer düşünüldü mü? İtfaiye araçlarını koyabilmek. Şimdi arkadaşlar, bir defa tepede, bir defa olaylara hakim bir yerde. Yani bir defa nerede ne oluyorsa en önce görülecek bir yer, birincisi. İkincisi, biz biliyorsunuz zaten itfaiye tek merkezi bir yerde bulunmasının doğru olmadığı düşüncesiyle istasyon tutta bir tane, mesela bir araç barındırıyoruz orada. Gerekirse bunun sayısını çoğaltırız. Yani ama mevcut yer ulaşım bakımından en kolay yer. Hiç trafiğin olmadığı, son derece rahat ulaşılacak bir yer. Ama nereye koysanız bir başka yere mesafesi farklı olabiliyor. Yani yer bakımından bir sakınca görmedik. Bura biraz ortadaydı başkanım. Yani tepede diyorsunuz ya, görmek yetmiyor. Ulaşmak lazım. Ulaşmak lazım. Yok. Mesela şimdi... Yani, telefonlar var. Anında zaten. Bakın yani, şimdiki yer, mesela şimdiki yer Rayvanlar Mahallesi çok yakın ama Yeşiltepe'ye çok uzaktı şimdiki. Öyle değil mi? Yine ortada bir yerdeydi. Yani, yok yok. Yani, direkt güzergahından direkt şeyle geçişler vardı. Ortada değildi. Tam tersi. Çayman kenarındaydı yani. Ortada değil. Ayrıca da dediğim gibi hepsinin bir yerde bulunması gerekmez. Araçlarımız yeteri sayıda var. İlk müdahale için bir aracı bir yerde tutarız. O ilk müdahale yapar. Arkasına ekipler gelir. Sonra çarşıma zaten bir büyük şey değil arkadaşlar. Yani en uzak mesela 2 kilometre yani. Trafiğin sıkışıklığı, merkezde boş. Yani ulaşması bunlar değerlendirilen bütün ulaşmalar. Sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, yine gündeme geçmeden önce bugün buraya gelme nezaketinde bulunan, geçmiş dönemlerde Şahinma Belediyesi'ne uzun yıllar hizmet veren değerli büyüklerimi size tanıtmak istiyorum. İlhan abiden başlamak istiyorum. İlhan Köktürk'ü şöyle buraya davet edeyim diyorum. Buraya gelebilir misiniz? Gelirim. İlhan abi, belki size hem biraz kendini tanıtmak hem de geçmişle ilgili bir şeyler söylemek ister diye düşünüyorum. Tabii. Arkadaşlar, insanın hayatında tatlı günler vardır, acı günler vardır. Bugün bizim için en mutlu günümüz diyorum. 1958 yılında belediyeye girdiğim zaman belediye metruk binadaydı. Caminin yanındaki metruk binadaydı. Bu metruk binada yıllarca çalıştıktan sonra buraya geldiğimiz zaman kendimizi bir sanki cennette hissettik biz. Bu arada belediye personelimiz 15 tane vardı. İtfaiye ve zabıta hariç. Bu arkadaşlarımın 11 tanesi bugün maalesef yoklar. Kaybettik. Onların da listesini başkanıma verdim. Onların hepsini verdim. Ondan sonra Çarşıma'da birçok belediye başkanlarıyla çalıştım. Bu belediye başkanlarımız da kendi çaplarına göre, ihtiyaçlarına göre Çarşıma'mıza yardımcı oldular. Çarşıma'mıza bir şeyler yapmak istediler de yaptılar da
Fakat bugün şöyle baktığımız zaman Çarşıma eskisi gibi değil. Çarşıma çok değişti. Her şeyle beraber, her şeyle altyapı tesisleri, üst yapı tesisleri, belediye sarayı, dolayısıyla Çarşıma'nın en büyük ihtiyacı olan modern bir pazar yeri, pazar yerinin bitişindeki yaşam parkı, yapılan duble yollarla beraber Çarşıma çok güzel, çok büyük bir kent oldu. Yeter mi? Yetmez. Biz Sayın Başkanımıza bu işlerin devamı için lütfen kendisinden hiç değilse bir veya iki devre daha bu işte kalmasını arzu ediyor ve hepsinizden burada da hepsi de kendileri bakımından daha iyi olacağını şey durum. Çevre yollarımız lazım. Çarşımamıza her şey lazım. Çarşımamız Sayın Başkanım sayesinde daha çok ileri gidecek ve modern bir şehir olma yolunda adım atacaktır. Sayın Başkanımız bizi buraya çağırdığı için kendine saygılar sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Ben de Ejder abi katkıda bulunmak isterim. Bu dönemde yapılan bütün işler burada görülen bu heyetin sayesindedir. Ben evet, onun lideriyim. Ve biz bu dönem gerek AK Parti gerekse Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla güzel bir uyum sergileyerek Çarşıma için çok güzel kararlar aldık ve uyguladık. Çok güzel. Ben de sizin şahsınızla bu vesileyle onlara bir kez daha ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu levhayı evinizin güzel bir yerinde saklamanızı diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Başardın mı? Sağ olun. Devam edin efendim. Allah size de sağlık versin. Evet. Bir kadın emeklimiz Bilge Hanım, belediyenin bir zamanlar çok önemli bir kilit personeliydi. Onu da ben buraya davet ediyorum. Aynı zamanda bizim başkan yardımcımız ve mali işler müdürümüz Kölpüş Hanım'ı da buraya istiyorum. Onun vermesini istiyorum. Evet. Hoş geldiniz. Evet, Sinan abi. Evet. Şenol abi. Şenol abi. Şenol ben de 1972 yılında belediyeye vazifeye başladım. Önümde Sayın Başkanım'ın babasıyla rahmetli Nihat abimle beraber 1,5 sene çalıştım. O da çok çalışkan, çok becerikli bir başkanımızdı. Vaziyetlerini aynen belediye başkanımız da vermiş. Onun yolunda devam ediyor. Burada acı tatlı günlerimiz oldu, çok çalıştık. Şeref yapmaya çalıştık. 33 yıl sonra emekli oldum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizi buraya davet ettiğin için. Sağ olun. Sağ olun. Yapacağım, sen ödeyeyim. Bunu bana ver. Olsun. Başkanım. Evet, Selahattin Balıkçı'yı davet ediyorum. Geçmişte zabıta amirli, o zaman müdürlük yok galiba değil mi? Babana hizmet ettiğim için. Nursel Çoban'ı da buraya davet ediyorum. Yeni zabıta müdürümüz. Bir devir teslim gibi olsun bugün. Evet, Seyahat abi size bir şey söylemek isterseniz buyurun. Valla ben her şeyden önce beni davet ettiğin için size teşekkür ederim. Öncelikle gelen yani benden sonra gelecek arkadaşlara bir tek şey söyleyebilirim. O da dürüst olmaları. En büyük şey. Ben hayatta ne kazandıysam dürüstlüğümle kazandım. En büyük şey dürüst olmak. Onun için yeni arkadaşlara her zaman dürüst olmalarını, halka daima kendilerini sevdirmelerini öneririm.
Çünkü sevginin önünde başka bir şey yok. Onun için ben mazur görün, dişlerim de yok, fazla konuşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sen de zahmet ettin yardım. Evet, Muhittin Yiğit, kim oraya alalım? Ona da bu belgeyi vermek üzere Cihan Aslan'ı davet ediyorum. O da yakında aynı camiye katılacak emektarlardan. Oğlum ölseydim daha iyi. Evet, aynı zamanda da Muhittin Yiğit'in oğlu belediye meclisimiz Onur Bey'i de alalım buraya. Babası çok başarılıydı. Başkanımızla başarılı devamını diliyoruz. Şimdi Arif Arçay'la bizim geçmişte ne ilişkimiz olduğunu kimse bilmez. Arif anlatsın. Başkanım bir şey olduğu zaman hemen benim yanıma gelirdi. Her zaman senden muhatap olacağım ya diyeydi bana. Aslında o unutmuş. O tamam mı? Sonraki işte. Ben ilkokul 4. sınıftayken kooperatif görevlisi oldum. Okulda kooperatif vardı. Arif de fırında çalışıyordu. Arif simit teslim ediyordu her gün bana. Simitleri sayarak alıyorduk. Fakat satarken fire veriyordum yani. Bir yıl boyunca ben her gün Arif'ten o gün o zaman karakter çizdim. Arif hiç unutmam. O açıkları Arif bana sonra fazla simit vererek kapatıyordu. Unutmuş. Kaç katını atmasaydım. Onun için bu belgeyi ben Arif'e ben vermek istiyorum. Düşünün yani ilkokul zamanından beri, 50 yılda aşkın zamanından beri tanışıyoruz yani. Sağ ol Arif'cim, hoş geldin. Sağ ol. Şimdi burada belge hazırladığımız ama burada olamayan 3 büyüğümüz daha var. İsmail Zengin, o da memur olarak görev yaptı itfaiyede. Mustafa Atan ve Rıza Sadıç. Onlara da Sağlık ve Mustafa Bey de çağırma dışındaymış. Diğer ikisinin sağlık problemi var. Onları da biz kendilerine kendi evlerinde takdim edeceğiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da bu vesileyle burada bizim çağırdığımız büyüklerimiz, memur kadrosunda olan büyüklerimiz, işçi olarak, taşeron olarak veya başka türlü belediye ile ilişkisi olarak birçok insanın Çaycuma Belediyesi'ne katkıları olmuştur. Ben gelmiş geçmiş bütün belediye yöneticilerine, çalışanlarına bu vesileyle minnet ve şükranlarımı arz etmiş oluyorum. Evet, bu seremoniden sonra gündemin 3. maddesine geçiyoruz. Özlem Bey. Evet, gündemin 3. maddesi Almanya. Şöyle yapalım. Yani misafirlerimiz sıkılırlarsa gidebilir ama kalırlarsa memnun oluruz. Sen de gidelim. Teşekkür ederim. Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Yaratıcı.
Selahattin abi. Selahattin sen niye çıktın? Evet, gündemin 3. maddesi Almanya Çağrıcı Mağaralar Derneği'nin açılışı sebebiyle düzenlenen organizasyona katılmak üzere Almanya'ya gidilmesi işinin görüşülmesi. Davetiyemiz var bu hususta. Şenol Alagöz Beyefendi, Yönetim Kurulu Başkanı Derneği. Şu şekilde Almanya Çağrıcı Mağaralar Derneği'mizin açılışına, dayanışma ve kültür gecesine sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz şeklinde. Tarihi de 9 Aralık 2018 gününde. Malumunuz mevzuat gereği katılmak isteyen meclis üyelerimiz olursa valiyetten izin alabilmek için meclis kararı gerekiyor. Onun için bunu gündeme taşıdık. 900 daha çok var ya şeye. Meclis kararı alacağız, valiye mi alacağız filan. Ben bir şey sorabilir miyim ya? Körpüş Hanım bunu daha iyi bilir sana desem. Bir kişinin maliyeti ne olur gelip ödenediğini? O vereceğiniz karara bağlı. Mesela bugün karar verirseniz daha ucuz olur. Ama son gün gidersen çok pahalı. Evet. Ama bugün çok büyük değil herhalde. Yani. Ya hemen dolamayın. Karpuş ama tuzak sorusun var. 100 euro. Ya o zaman bugüne göre bir cevap verin. 100 euro. Ben baktım şu anda uçak bileti 850 lira. Giriş geliş. TL mi başta? TL. TL. Bir şey değil işte. Artıları konaklama, yemek, türlü ucuk, konaklama kadar. Mustafa Bey, siz endişe etmeyin. Çarşamba Belediyesi büyük bir belediye. Yani bir belediye meclis üyesini Almanya'ya 5 senede bir kere götüremiyorsa dükkanı kapatalım. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri var ya. Tasarruf tedbirleri var. Biz o tasarruf tedbirlerinin hepsini bütün Türkiye'den daha iyi yaptık. Hepinizin dünyanın her yerine gidecek kadar rahat olmanızı isterim. Çağcıma Belediyesi'ne bu dönem hepimiz çok güzel şeyler kazandırdık. Aynı zamanda oraya gezmeye diye değil, bir vatandaşlık görevini ifa etmeye gidiyoruz. Çağcımalılar Derneği'nin açılışına davet edildik. Hani siz gelmeseniz bile benim ben bir sözüm var, gitmemiz lazım. Aynı zamanda da oradaki gurbetçilerimiz bizleri orada görmekten çok mutlu oluyorlar. Yani bunun büyük bir maliyeti yok. Beraber gitmeyi arzu ederim sizlerle. O kadar sıkılmıyorum. Zaten okey diyeceğiz abi. Okey demeniz değil, gelmenizi istiyoruz. Sadece okey etme yani. Ben henüz daha karar vermiyorum. Birkaç gün içinde olur sanırım. Şimdi o zaman şöyle yaparız. Bir Kasım ayında da zaten bunun kararını alabiliriz. Yani bugün gelmek istemeyen olursa Kasım ayında tekrar gündem alırız. Yalnız bugünden aradaki maliyet farkını cebinden öder. Aradaki karar olur. Öyle yaparız. Artık olan, negatif olabilir. Artık. Artık. Tamam, gelmeyi düşünenleri yazalım. Bal geçerseniz profit olmuyor. Gelmek isteyen arkadaşım söylerler mi? Kim gelmek istiyor? Siz yazın. Bulunsun, yaz. Biraz tamam. Durum olur, iptal. Engin abi. Hayır mı? Ali abi. Çekimsel abi. Yaz, yaz. Yazın mı? Metin Bey. Sildirin mi? Beni yaz. Yok, önemli. İsmiz o şekilde. Başkanım siz de yazdın. Başkanım yazdınız. Başkanım yazdınız. 4, 5, 6, 7, 8.
Başkanımla beraber toplam 9 kişinin ismi yazdı. Yasemin Hanım da beraber. Yasemin Hanım'a... Yok, sormana gerek yok. Yazayım ismini, evet. 10 kişi. 10 kişi. 5 kişi. Ne diyeceğiz? Oylama yapacağız. Evet. Gidilmesini oya sunacağız. Değerli arkadaşlar, Almanya'daki bu 9 Aralık'taki derneğin açılışına istekli arkadaşlarla beraber gidilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Oy birlikte kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Buradan da hemşehrilerimize, Almanya'daki hemşehrilerimize selamlarımı sunuyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa 9 Aralık'ta kendileriyle buluşacağız. Arkadaşlar dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü maddede Bahri Bey, dördüncü maddede çarşı merkezi ile hastane arasındaki bu füniküler sistemin yakın zamanda devreye almayı düşündüğümüzü söyledik. Ancak biz buraya sadece bir ulaşım aracı değil, bunun hastane tarafındaki yerde bir kod farkı olmadan hastanemize ulaşabilmesi için oraya bir yapı yapmak durumunda kaldık. Tabi bunu da isteyerek yaptık. Orada bir mekan elde etmek güzel bir şey. Çünkü bir seyir terası durumunda. Üç katlı bir yapı orada şu an oluşmuş vaziyette. Bu üç katlı yapının en üst katı tam yolla sıfır. Hastane ulaşımı için ve yola ulaşımı için. Ama orada bir bölüm daha çıkıyor ki oraya bir hastaneyle ilgili su vesaire bir market olarak kullanmak mümkün. Onun altındaki katı eczane yapmayı düşünüyoruz. Bir orası oldukça güzel bir mekan. En alt katında yanındaki teras bölümleri de var. Bir hayli büyük bir alan çıkıyor. Orayı da kafeterya olarak kullanılmasını arzu ediyoruz. Burayla ilgili de kiralama yapılabilmesi için 10 yıllık kiralama yapılabilmesi için sizden yetki istiyoruz. Bu konuda soru sormak isteyen, şey söylemek isteyen arkadaşım varsa buyursunlar. Şey sorar mısın? Yatık asansör işletmesine dahil mi bu kiralama? Hayır. Sadece bina. Bu eğik asansörü zaten şu anda devreye alalım, çalışsın. Yani orayı ücretli düşünmüyoruz. Belediyemiz olarak işleteceğiz ilk başta. Hani sonradan bedelliye dönüşüm lazım ama ileride karar veririz. Yani asansörün işletmesi belediyenin muhtesinde olacak. Bu usta bir şey diyen yoksa bu 10 yıllık yetkinin verilmesi için oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Teşekkür ederim. Oy birliği de. Bunu da bu ay yaparız değil mi ihalesini hocam? Yaparız hocam. Yani açılışa yetişir mi? İhale yetişir. Aha, yetişir. Tüm kaptanlar her şeyi çıkarttı. Beşinci sırada imar planı tadilat talepleri var. Mehmet Bey. İlçenin yeni mahallesine kain kapısı odası sorumlu. Adar 96-30 orada kayıtlı taşınmanın güneyinde bulunan ve uygulama imar planımızın F28A07C1B nolu paftasında yer alan belediyemiz tasarrufunda bulunan park alanının hakkında plan tadilatının yapılmasına yönelik Başkent Elektrik Dağıtım Aralık Şirketi'ne 12.9.2018 tarihi 2018'de 454 sayılı imar planının tadilat talep yazışı 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi 1. belediye meclisinin düşünülmesi hususunda gereğini arz ederim. Komisyona trafo yeri için talep yapılır. Komisyona değerli arkadaşlar bu trafo talebi komisyona havale edilmesi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon hemen bu Mehmet Bey hemen bunu bu konuda eğer kolay bir görüş belirtirsen hemen sonucunda onu da koyalım. Yeri konusunda birazcık şey yani onların talepleri aciliyet olan bir şey değil. Değil. O zaman başka bir konu var mı? Yok. Tamam. 6. madde komisyondan gelen gelecek imar planı tadilatlarıyla ilgili rapor. Meclisimizin 5.9.2018 tarihli 98 sayılı kararında komisyonumuza incelenmek üzere tevdi edilen
ilçenin Ayvazlar köyündeki ayın tapu kadastroda eski ada 117 parsel 1 no'da kayıtlı uygulama imar planımızın F28A12A2C no'lu paftasında yer alan taşınmazların bulunduğu imar adasına plan tadilatının yapılmasına yönelik Halit Kundakçı tarafından belediyemize vermiş olduğu 6-8-2018 tarih ve 7937 kayıt sayılı imar planı tadilat talep dilekçesinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parselin 1/1000 uygulama imar planında rekreasyon alanında kaldığı görmüş olup söz konusu alanın konut olarak değiştirildiğinde genel planın sosyal donatı alanı hesabında değişim olacağından bu nedenle söz konusu talep oy birliğiyle reddedilmiştir. Evet, komisyondan geldiği şekilde oyunu sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle komisyon kararını buluyoruz. İkinci maddesi var. İlçenin Karalar Mahallesi'ndeki ayın Tapu Kadastro'da Veliköy sınırları içerisinde kalan 123 ada 53 parsel no'da kayıtlı taşınmazın parselasyon sonucu oluşmuş 123 ada 131'den 154'e kadar kayıtlı 24 adet taşınmaz hakkında plan tadilatı yapılması hakkında Hayriye Üstüntaş ve müştereklerinin belediyemize vermiş olduğu 35-2018 tarih ve 4978 kayıt sayılı imar planı tadilat talep dilekçesinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parsellerin bulunduğu alanda 3402 sayılı kadastro yasasının 22. maddesi A bendi gereğince de kadastro faktaları yenilemesi yapılacağından söz konusu parsel sınırlarının değişip değişmeyeceğinin kadastro müdürlüğünden sorularak gelen cevaba göre yeniden değerlendirmesine oy birliğiyle karar vermişti. Yani orada bir kadastronun çalışması yapacak, onun sonucunun beklenmesiyle ilgili bir karar aldı. Oylarınızı sunuyorum. Komisyondan geldiği gibi kabul edenler oy birliğiyle komisyondan geldiği gibi kabul edilmiştir. İlave gündem maddemiz vardı. Emekli işçiler kıdem tazminatı için kredi kullanılması. Şu anda iki tane emekli işçimiz var. Dört tane de emekliliği dolacak olan var. Yılbaşını dolmuş olan var. Onlarla birlikte kullanacağız başkanım bu krediyi kullanırsa. Tamam, kredi kullanılması için yetki istiyoruz. Evet, yetki istiyoruz. Evet, İlave maddesi emekli personelimiz için kredi kullanılması için rakam nedir başkanım? Şu anda iki kişi 200 yapıyor. 300 civarı. Evet. Ama bu artabilir. Az önce bir şey dediniz başkanım, ekonomik durumun çok iyi olduğunu söylediniz. Tabii arkadaşların mağdur olmasını kesinlikle istemeyiz. Yani emekli olacak arkadaşların mutlaka haklarını alabilsinler de. Yani ekonomik durumun çok iyi olduğunu söylediniz. Böyle bir durumdayken krediye niye ihtiyaç duyuyoruz? Ali Bey, ticaretin içine geliyorsunuz. Siz evet. Benim aslında sizin bu soruyu sormanızı abes karşılıyorum. Zeki Hayır. Gökberk, Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yaptığı bütün yatırımları krediyle yapıyor. Yeterli mi? Hayır, şimdi ama kredi faizlerinin çok yüksek olduğu bir dönem. Hayır, İller Bankası. İller Bankası. İller Bankası kredisi. Ben canlı bankalardan kredi var mı? Bir de İller Bankası bu tür emekli olan personel için kredi, zaten kredi vermiyor biliyorsun. Ekonomi berbat durumda. İller Bankası başka bir konu için kredilendirme yapmıyor zaten. Burada da şansımız deneyeceğiz. Bunu da alıp alamayacağımız da belli değil. Yani öz kaynağımızı harcamak yerine buradan uygun şartlı kredi almak değil mi sen? Öz kaynağımız bizim faizde mi? Paramız senin başkan. Faizde. Öyle mi? Hem de İller Bankası faizde. Kısmı yani. İller Bankası'nın faizde o düşük değil mi? Faiz. Şimdi zaten şöyle arkadaşlar, biz maalesef paramızı da istediğimiz gibi değerlendiremiyoruz. Bize bankalarda devlet emri istediğimiz güncel faiz vermiyor zaten. Paramız bankada çürüdü diyelim. Tabii. Şu anda bile kaç? %11-12 galiba. 25 piyasada faiz. Yani işte keşke yatırımlarımızı biraz daha açık davranıp daha erken yapsaydık. Oynayalım. Daha erken. Efendim? İller Bankası'nın emekli personelimiz için kredi kullanması oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Teşekkür ederiz. Oy mu geliyor? Evet. Engin Köktürk kayın mı? Hayır dedi. Metin de var. Yok. Emeklerini hatırladın. Oy birliği değil mi Engin abi? Yok yok. Kaldırdığın gibi gördüm de eline. Kaldırmadım. Hayır, hayır. Emeklilerin bana ölmesin.
falan çok keyifli. Değerli arkadaşlar, gündemin son maddesine geldik. Dilek ve temennilerden önce Kasım ayı toplantısını 1 Kasım Perşembe diye öneriyorum. Ne diyorsunuz? Uygun gördüm. 17.30 şimdi yine. Kasım ayı toplantısı 1 Kasım Perşembe 17.30. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler 1 Kasım Perşembe. Oy birleşik kabul ediyor işte. Tamam bu anlamda bir sıkıntı. Sağ olun. 3.9. Onu ayarlayacak. Değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum. Toplantıyı kapatıyorum.